Ne sokakta ne dükkanda insan. Bu sene yarısı bile yok desek yeridir. Etki etmedi yani. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte birçok öğrenci üniversite eğitimi için Aydın'a geldi. Evlerini düzmek için ise ikinci elleri tercih etti. Peki yeni eğitim öğretim yılının açılması sporculardaki işleri nasıl etkiledi? Yeni eğitim öğretim yılı açıldı. Hem öğrenciler geldi hem memurlar geldi. Evet. Neler söyleyeceksin bununla ilgili? Ne memur kesimi bir şey alabiliyor ne öğrenci kesimi. Sebebi de ev kiraları. Ev kiraları çok aşırı derecede yüksek olduğundan dolayı adamlar boş ev alsa dolduramıyor. Dolu ev alsa kirasını ödeyemiyor. Dolayısıyla bu da bize yansıyor. Yansıdığı için ne iş var ne güç var. Gelen geri dönüp gidiyor. Yurda yani öğrenciler yurda kayıyor. Memurlar da arkadaşlarına oraya buraya yani bu şekilde yürüyüp gidiyor yani. Peki geçtiğimiz yıllara göre işler nasıl? %70 düştü işlerimiz. Yani yüzde şu ana kadar benim şu sezonda boş oturmamam lazım. Fakat görüyorsunuz ne sokakta ne dükkanda insan yok. İşlerimiz geçen seneye göre güzel ama tam randımanlı değil. Yani inişli çıkışlı. Ama Allah bereket versin diyoruz. İnşallah daha güzel olacak diye ümit ediyoruz. Peki gelen vatandaşlar fiyatları nasıl buluyor? Yüksek buluyor. Ama bizim de giderlerimiz yüksek olduğu için. Yani normal. Özellikle buzdolabı, çamaşır makinesi şikayetler çok geliyor. Fiyatlar yüksek diyor ama hiç kimse tamiratı ya da bakımını sormuyor tabii. Peki normalde sıvı fiyatları çok yükseldi. Özellikle evet. Beyaz eşyaların. Normalde bu durumda ikinci ele rağbeti arttırmadı mı? Var. Rağbetimiz var ama beklediğimiz gibi değil. Yani ne diyeyim size pandemiden önce çok güzeldi işlerimiz. Geçen seneden bahsediyorum ama bu sene yarısı bile yok desek yeridir. Ya şöyle gelenler oldu. Öğrenciler geldi, memurlar geldi. Fakat eşya fiyatları çok yüksek. O yüzden mesela en arkanızdaki bir ürün en ucuz 3000 TL'den başlıyor buzdolabı. Toplam totalde çok yüksek fiyatlar tutuyor. O yüzden öğrenciler hani pek bize uğramıyorlar. O kiralık daireleri seçiyorlar. Memurlar tabii geliyor. Onlar kendi kafalarına göre çok etki etmedi yani. Normal düzeninde şu an. Eski düzeninde yani. Hiç geldi mi gitti mi belli değil yani. Açıkçası. Peki daha çok eşyalı mı tercih ediyorlar? Tabii kiralık evleri düşünüyorlar. Eşyalı kiralık daireleri bakıyorlar. Çünkü buradan eşya düzmeye kalsa 20-25 bin TL civarında tutuyor. 5 bin lira verip evin içine giriyor. Onu yani bir çatının altına girmeye çalışıyorlar. Pandemiden sonraki sezon biraz daha hareketli oldu. Çünkü birçok öğrenci geri dönmeyeceğini düşünerek birçok eşyasını sattı. Sonra okullar açılınca tekrar eşya almak zorunda kaldılar. Yani böyle bir 2 ay 3 ay bir hareketlik oldu. Sonra tekrar yine eski düzenine döndü yani. Eğitim öğretim yılı açıldı. Üniversite öğrencileri Aydın'a geldi. Memurlar da geldi. Öğrencilerin buraya gelmesi, yeni ev açmaları işleriniz nasıl değiştirdi? Biraz hareketlendi diyeceğim. Nasıl işler? İyi Allah şükür böyle olsun. Keşke her zaman böyle olsun. Ne diyorlar mesela bütün öğrenciler? Bütün yaz bekledik. Pahalı diyorlar tabii. Her şey çok pahalı yani. Bizim eşya bile pahalı yani. Hep öyle diyorlar aynen, değil mi? Aynen. İkinci el genellikle herhalde. İkinci el de var, yeni de var. İkinci el de pahalı. Yeniler pahalı olduğu için ikinci eller de pahalı. Başka yıllara bakarak bu sene. Peki pandemi vardı. Pandemiden sonra neler değişti? Pandemiden sonra çok bir şey de değişmedi yani aynı yani. Pandemiden önce de bir sıkıntı vardı zaten. Şimdi biraz daha sıkıntı oldu. Malzeme çok pahalandı. Öyle. Ne diyor öğrenciler genellikle? Herkes pahalılıktan şikayet ediyor. İkinci el bir buzdolabı veriyoruz. 2000 liralar aşağı yok mesela. Düzgün bir şey ararsan. Pahalı tabii öğrenci bir çocuk için pahalı. Biz de alamıyoruz uygun. Zaten bagajımız 3-4 dolap var yani çok dolabın biri yok. Evet.